Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kasas Suresi 60-67. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ Size her ne şey verilmişse فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا Bunlar dünya hayatının bir meta'ı ve zinetidir. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında olan ise hayrun ve ebga daha hayırlı ve devamlıdır. Efela taakilun aklınızı kullanmıyor musunuz? Gerçekten de şu dünya hayatında bize verilmiş olan şeyler var. Ama bunlar gelip geçici şeyler. Metaül hayati dünya, dünya hayatının bir metaı. Ve aynı zamanda bir zineti. El malu vel benun zinetül hayati dünya. Mal ve evlat dünya hayatının bir zineti. Allah katında olan, yani diğer alemde, cennette ehli imana verilecek olanlar daha hayırlı ve daha devamlı. Şimdi bu dünya hayatında insan zengin olmayı sever, ister. Güzel bir evi, güzel bir arabası olmasını ister. Daha nice güzellikleri insan dünya hayatında ister. Zaten insanın tabiatında bütün bu güzelliklere bir meftuniyet var. En güzeline talip olmak tabiatımızda bulunuyor. İşte bunlar asıl diğer alemde tatmin olacak. Şu dünyada en güzeline de kavuşsak, ulaşsak bu gelip geçici bir şey. İşte ülkemizin en zenginlerinden vefat edenler herhalde apartmanlarıyla, fabrikalarıyla yerin altına kabre girmediler. Kefenle girdiler. En gariban bir insan nasıl kefenle giriyorsa onlar da kefenle girdiler. Böyle olunca evet dünya hayatında bir deptebe, bir şaşa, diğer insanlara daha böyle üstün görülme gibi durumlar olabilir. Ama bunlar gelip geçici şeyler. Bunlara aldanmamak gerekiyor. Mesela Ashab-ı Suffa, Suffa ashabı, onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında karın tokluğuna bulunuyorlar. Onun daimi medresesinin talebeleri, yatılı talebeleri durumundalar. Ve kendilerinin öyle ticari bir kazancı falan yok. Dünyevi yönden nice mahrumiyetler denilebilecek bir halde yaşıyorlar. Ama onlar ilme talip olmuş, hizmete talip olmuş. Böyle olunca Allah-u Teala onlara da ahirette veriyor. İşte bir kısım insanlar dünyada zevk safa içinde, keyif, lezzet içinde yaşarken nice samimi Müslüman, Allah yolunda mücadele veren kimse çile çekiyor. Ama karlı bir ticaret yapmış oluyor. Çünkü şu dünya madem ki gelip geçici, asıl varılacak yer diğer alem. O aleme dolu bir şekilde gitmek gerekiyor. Ve bavulumuzu ona göre hazırlamak ve orada geçer akçe nelerse, neler fayda verecekse ona göre şu hayatı dopdolu yaşamak gerekiyor. İşte efela taakilun aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani akıllı olan insan karını zararını bilir. Siz de karınızı zararınızı bilin. Dünyanın fena fani gelip geçici şeylerine gönül bağlamayın. Gölgelerin peşinde koşmayın. Asıllarına talip olun. Asıl nimetlere ve asıl Allah nezdinde kıymetli olanlara talip olun. Kur'an-ı Kerim bize bu mesajı veriyor. Efemen ve adnahu vaden hasenen o kimse ki biz kendisine güzel bir vaatte bulunduk. Fehuve laqihi ve o buna kavuşacaktır. Kemen metta'nahu metal hayati dünya şöyle kimseyle aynı mıdır? Biz kendisine dünya hayatının metaını, bir takım güzelliklerini verdik. ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْتَرِينَ Ama kıyamet gününde kayıtlı kelepçeli bir şekilde Allah'ın huzuruna götürülenlerden olacak. Burada Allah-u Teala bize bir mukayese yapıyor. Bir kimse var ki diğer alemde çok güzel bir mükafata nail olacak ve kendisine cennet bahçeleri verilecek, muhteşem bir saltanat verilecek ve buna mutlaka ulaşacak. Külliyatın garip, her gelecek yakındır. O da böyle bir nimete nail olacak. Ama bu
vadesi uzun bir çek gibi adeta ve mutlaka ödenecek olan bir çek. O tarzda bir vaat burada söz konusu. Ama bir kısmına da dünyada verilmiş, peşin olarak verilmiş. Fakat onlar bu nimetlerin kıymetini bilmemişler ve nankörlük yapmışlar. Kıyamet günü ise kayıtlı kelepçeli bir şekilde huzur ilahiye götürülecek, orada hesap verecekler. İşte ücretini ileride alacak olanla şu dünyada gelip geçici şeylere bağlanıp kalanlar aynı mıdır? Elbette aynı değildir. Ve yevme yunadihim, Allah o kıyamet gününde onlara nida eder. Yani şu dünya hayatında bir takım böyle zinet, deptebe içinde yaşayan, Allah'ı kabul etmeyen, böyle putlara tapan, Allah'a şerikler isnat eden kimselere Allah-u Teala şöyle nida eder. Feyegulu, ve der ki eyne şürekâi, benim şeriklerim nerede? Ellezîne küntüm tez'umun, sizin iddia etmiş olduğunuz benim şeriklerim nerede? Yani la şerike le, Allah'ın şeriki yoktur. Ancak müşrikler kendi kafalarından Allah'a şerik uyduruyorlar. Güneşi Allah'a ortak yapıyorlar. Veya melekleri Allah'ın kızları yapıyorlar haşa. Veya putları Allah'a yine ortak yapıyorlar. Bu manada insanlar kendi kafalarından Allah'a şerik uyduruyorlar. Diğer alemde Allah-u Teala nerede benim şeriklerim diye onlara soracak. Tabi buradaki sormak onları kınama tarzında bir sormaktır. Öğrenme tarzında bir sormak değildir. Galellezine hakka aleyhimul gavlu, üzerlerine ilahi kavl hak olanlar, cezayı hak etmiş olanlar şöyle derler. Rabbena heulâ illezine avvayna, ey Rabbimiz, şunlar bizim yoldan çıkardığımız, azdırdığımız, saptırdığımız kimseler. Agveynâhum kemâ gaveynâ, kendimiz biz saptığımız gibi onları da saptırdık, azdırdık. Teberra'nâ ileyke, sana teberri ettik. Mâ kânu iyyâne ya'budun, onlar bize tapmıyorlardı. Belki şöyle daha iyi anlayabiliriz. Mesela günümüzde dünyanın değişik yerlerinde putlaştırılan bazı şahıslar da var. Ve bunlar belki de kendilerinin put haline getirildiğinin farkında değil. Diğer alemde teberri edecekler. Ya Rabbi, bunlar bize tapmıyorlardı, bizi alet ettiler, bizi paravan gibi kullandılar, bizim arkamıza gizlenip bizi konuşturdular. Aslında kendi diyeceklerini bizim adımıza söylettiler gibi bu manada bir teberri söz konusu olacak. Bakıyla ud'u şurekâekum, ve onlara şöyle denilir, diğer alemde o müşriklere şöyle denilir. Haydi şeriklerinizi çağırın bakalım. Feda'avhum, onlar da çağırırlar. Yani ey Allah'a ortak koştuklarımız, ey kurtarıcılarımız, haydi bizi kurtarın diye çağırırlar. Felem yestecibu lehum, ama onlara icabet edemezler. Çünkü eğer bazı şahısları putlaştırmışlarsa o şahıslar zaten azabın içinde. Kendilerini kurtaramayan nasıl başkalarını kurtarabilsin? Veya diyelim güneşi ilah gibi görmüşlerse Allah'ın mahluku olan güneş nasıl onlara yardım etsin? Ve ra'avul azab, ve azabı da görürler. Yani bakarlar ki önlerinde azaptan başka bir şey yok. Kaçacak bir yer söz konusu değil. Lev ennehum kânu yehtedûn, o zaman temenni ederler ki keşke dünyada hidayete erselerdi de bu şeriklerin peşinden koşmasalardı. Bir takım batıl şerikler edinmeselerdi, azabı görünce bunu temenni ederler. Değerli izleyenlerim, diğer alemde herkes gerçekleri görecek ama mühim olan, önemli olan şu dünyadayken gerçekleri görebilmek. Bundan dolayı herkes, yani kimin peşinden gidiyor, peşinden gittiğim kimse dünya ve ahirette bana yardımcı olabilir mi, beni kurtarabilir mi, bunu iyi düşünmesi lazım. Mesela Hindistan'daki insanlar şöyle bir etraflarına bakmalılar. Biz ineği kutsal kabul ettik ama acaba inek
diğer alemde bizi kurtarır mı? İnek zavallı bir hayvan, insanların emrine verilmiş bir mahluk, sütünden, etinden istifade ederiz. Ama gel gör ki Hindular ineğin etinden istifade etmiyorlar. Ve onu kesmeyi cinayet gibi görüyorlar. Hatta Müslümanlar ineği kesip yediğinden dolayı Müslümanlarla zaman zaman çatışma hali yaşanıyor. İşte o zavallı inek diğer alemde bunlara nasıl faydalı olabilsin? Nasıl onları kurtarabilsin? Veya mesela bu da bir kurtarıcı olarak şu anda bazıları tarafından kabul edilmiş. Kendine tabi olan belki Müslümanların yarısı kadar bir nüfus ona tabi, onu kurtarıcı görüyor. Ama bu da nasıl onları kurtarsın? Çünkü şu anda doğrudan Allah demiyorlar. Doğrudan bir ahiret tarzında net bir inançları yok. Bir felsefi sistem, daha çok bir nefis terbiyesi gibi bir takım görüntüler var. Ama net bir şekilde ilahi mesaj orada görülmüyor, hissedilmiyor. Böyle olunca kendini kurtaramayan kimseler nerede kaldı başkalarını kurtarabilsinler? Kendine bir fayda zarar veremeyenler nasıl diğer alemde kendilerine tabi olanlara faydalı olabilsinler? İşte bunları insanın dünyada iyi bir şekilde düşünüp ben kimin peşinden gidiyorum, peşinden gittiğim diğer alemde bana faydalı olabilir mi? Bunu hesap etmesi gerekiyor. Ve yevme yunadihim, ve o gün Allah onlara nida eder. Feyagulu, der ki mâze eceptumul murselin, peygamberlere nasıl icabet ettiniz? Peygamberlere ne cevap verdiniz? Burada tabi mursel elçi anlamında, ilk anda hatıra gelen mana peygamberler. Ama peygamberlerin gönderdiği kimselere de yine bu kelime kullanılıyor. Rasul kelimesi, elçi kelimesi kelime anlamı itibariyle düşünüldüğünde kullanılıyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderecek. Gönderirken soruyor. Diyor gideceğin yerde neyle hükmedeceksin? Muaz bin Cebel diyor ki Allah'ın kitabıyla. Peki diyor Allah'ın kitabında bulamazsan Resulünün sünnetiyle hükmedeceğim. Peki Resulünün sünnetinde de bulamazsan, Muaz bin Cebel o zaman diyor ki ya Resulallah, o zaman ectehidü bir re'yi, kendi reyimle içtihat ederim. Yani ayet ve hadisten hareketle yeni meselelerde hüküm ortaya koyarım. Ona göre hareket ederim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'in cevabından son derece memnun kalıyor. Ve Resulünün Resulünü muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyor. Orada Resule Resulihi, Resulünün Resulü, elçisinin elçisi. Yani Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisi, Muaz bin Cebel de Yemen ahalisine Peygamberimizin gönderdiği elçi. Böyle olunca ayet-i kerimedeki Mursel'in ifadesi en azından işari mana itibariyle Peygamber'in davetini ulaştıran herkese verilebilecek bir ünvandır. Şu anda da Peygamberimizin davetini dünyanın aktarında hemen her tarafında tebliğ eden kimseler bulunmaktadır. Böyle olunca şu zamandaki, kıyamete kadar gelecek zamandaki insanlara da aynı soru yine sorulacak. İlla herkesin doğrudan peygambere muhatap olması gerekmiyor. Peygamberin davetine muhatap olmak yeterli. İşte Allah-u Teala diğer alemde o müşriklere soracak. Peygamberlere veya peygamberin gönderdiği elçilere nasıl cevap verdiniz? فَاَمْيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَ اِذٍ. O gün artık bütün haberler kendilerine kapalı hale gelir. Her taraftan ümit ışığı kapanır kendilerine. Çünkü peygamberleri yalanladılar. Peygamberlerin davetçilerini yalanladılar. Ve bu şekilde kafirlerden oldular. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Ve onlar birbirlerine de bir şey sormazlar. Hani kendi muhtacı himmet bir dede nerede kaldı gayre himmet ede, öyle bir ifade kullanılır. Diğer insanlar da, etraflarındaki diğer kimseler, onlar da doğru dürüst bir cevap verecek
kendilerini kurtaracak durumda değil. Böyle olunca kimsede bir mecal yok, derman yok ve birbirlerine bir şey de soramazlar. Burada fe'amiyet aleyhimul enbâ'u, haberler üzerlerine böyle kör hale gelir. Yani hiçbir yerden kendilerine bir ümit ışığı kalmaz. Artık bir nevi hani dünya başıma çöktü gibi kullanılan ifadeler burada geçerli diyebiliriz. Ve bu şekilde adeta yıkılırlar. Verecek bir cevap bulamazlar. فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَا وَاَمِلَ صَالِحًا. Ancak kim tevbe etse, dönse, iman etse ve salih amel işlese, فَاَسَا اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Bunların müflihinden olması, yani felah bulan, umduğuna nail, korktuğundan emin olan kimseler olması ümit edilir. Değerli izleyenlerim, ayetin bu son kısmında, konunun son kısmında Allah-u Teala bir ümit ışığı insanlara yakıyor ve diğer alemdeki manzarayı gösterdikten sonra henüz şu anda hayatta olanlara mesajını şöyle gönderiyor. Ancak kim tevbe etse, eski hayatı müşrik olabilir, eski hayatı kafir olabilir ama velev eski hayatı öyle de olsa, kim tevbe etse, iman etse ve bir de salih amel işlese, yani tevbe dönmek anlamında, eski hayatına son verecek ve bu şekilde bir dönüş yaşayacak. Dönmek her zaman döneklik sayılmaz. Yani bazen dönmek döneklik olur da, ama hatadan dönmek fazilettir. Karanlıktan aydınlığa dönmek güzel bir şeydir. Kötü halden iyi hale dönmek güzel bir şeydir. Şirkten, küfürden de imana dönmek elbette en güzel durumlardan birisidir. İşte kim bu şekilde dönse, ardından da iman etse. İman, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeyleri kabul etmek. İşte Amentü'nün altı esası, Allah'a iman, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere, imanın altı tane esası. Bunlara iman etse, öte yandan ve amile salihan ve bir de salih amel işlese. Yani din sadece teorik bir şekilde imandan ibaret değil. Öte yandan dinin salih amel boyutu da var. İşte salih amel dediğimizde her türlü güzellik, her türlü iyi amel salih amele dahil oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Küllü maruf leke sadaka. Yani yaptığın her iyilik senin için bir sadakadır. Bu manada küçük görmemek gerekiyor. Velev kendi böyle dolu kovamızdan bir başkasının boş kovasına bir miktar su bırakmak da olsa, velev bir yarım hurma bir ikram da olsa başkasına, yoldan eziyet veren herhangi bir dikeni atmak gibi küçük bir şey de olsa, bunların her birisi salih ameldir. Bu şekilde insan salih amel işlese, فَاَسَا اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, bunların kurtulanlardan olması ümit edilir. Tabi asa ifadesi Allah'a nispet edildiğinde kat'iyet bildirir. Yani Allah-u Teala bunların kurtulması ümit edilir demişse onları kurtaracak anlamındadır. Ama günahkar bir kimse kendisine bakan yönüyle değerlendirdiğinde kurtulmayı ümit etmesi, korku ümit arası yaşaması, bu da güzel bir durumdur. Cenab-ı Hak bizi kurtulanlardan eylesin. Her türlü zulümden, zulümattan, şirkten, küfürden muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.